Canım annem, her şeyimsin. Allah'ım gözüne yaş değdirmesin. Canım annem, sevincimsin. Bir sözünle dünyamı değiştirirsin. Sözünle dünyamı değiştirirsin. Bir sözünle dünyamı değiştirirsin. Benim bir ikiz kardeşim mi var? Anne. Şaka mı yapıyorsunuz baba? Melih. Şaka mı bunun anne? Şaka yapıyorsunuz değil mi baba? Gerçek kızım. Kabullenmesi zor. Ama gerçi... Cemre. Boğuluyorum. Otur kızım. Sen ciddiysin. Ne yapacağız şimdi? Niye söylüyorsun bunları bana? Anne, ben ne yapacağım bu bilgiyle baba? Bir şey söyle, ne yapmam gerekiyor ben? Sen yine benim canım kızımsın. Değilmişim işte. Bir de kardeşim var. Onu da mı evlatlık vermişler? İnsanlar bizi istemeyip... Bilmiyorum. Kardeşim var. Baba. Baba. Hadi kalk baba. Bir şeyler ye, ilaç içmen lazım. Tamam kızım. Yavaş. Yavaş baba. Bak tarhana çorbası yaptım sana. Sağ ol kızım. Ne oldu baba? Başına kaldı. Lanet olsun. Bak şu halime. Baba. Hani söylemeyecektin öyle şeyler. Yalan mı? Sen olmasan bir kenarda ölüp düşmüştüm. Babam. Allah korusun. Deme öyle şeyler ne olur. Canım kızım. Hadi iç çorabını. Soyunasın. Nazlı. Nazlı. Şey, Sümbül abla babam ilaç içecek ya, çorba yapmıştım ona. Tabii. Sabah akşam bununla uğraşsan. Başka da işe yaramaz. Uğraşma kızı Sümbül. Uğraşırım ben. Hizmetçiniz yok burada. Hadi mutfakta bulaşıklar seni bekliyor. Çabuk oyalanma. Tamam Sümbül abla, babam ilaçlarını içsin, ben yerleştireceğim hemen. Bunun ne derdi biter ne de ilacı. Hadi baba ilacını içeceksin, iç çorbanı. Ben yine hep yanındayım kızım. Sen yine benim canım kızımsın.
babam. Ne o? Bitmiş mi? Akşam gelirken alırım ben. Babam. Babam dönme yüzünü öyle, ne olur. Bitecek tabii. Bitecek, iyileşeceksin. Benim iyileşim falan yok kızım. Aylardır böyle. Olan sana oluyor be güzel kızım. Babam. Bana bir şey olduğu falan yok. Sen benim aslan babamsın. Sen de benim canım kızımsın. Bak gör, sen yine ayağa kalkacaksın. İnşallah. Umutsuzluğa kapılmak yok, ne olur. Bittik biz. Bittik. Ne oldu Sümbül abla? Ocağımıza incir ağacı dikildi. Hayırdır kadın, ne söyleniyorsun? Elinin kör oluyor, bak. Ne bu? Mahkeme seni suçlu bulmuş. İş kazasında sana haksız demiş. Ne mahkemesi Sümbül abla? İş yerini zarara uğratmışsın. 100.000 lira. 100.000 lira tazminat parası ödeyecekmişiz. Biz nereden buluruz bu 100.000 lirayı? Ha? Nereden buluruz? Gör bak ne halt yediğini. Sonunda bizi sokaklarda süründüreceksin. Bir de babandan tazminat mı istiyorlar? Ne olacaktı ya? Kabahat babanda. Olur mu öyle şey? Kabahatli olan onlar, babam değil ki. Ha, sen çok biliyorsun. O zaman git mahkemeye derdini anlat. Sümbül abla, sıkma canını, buluruz elbet bir çaresini. Neyin çaresini buldun bu zamana kadar da? Bunun çaresini bulacaksın. İyi kötü bir çatı vardı başımızda. O da bunun yüzünden yıkılacak. Çok karanlıktı biliyor musun? Hiçbir şey görünmüyordu. Acayip korktum. Öyle mi? Peki benim güzel ve akıllı kızım. Neden oraya tek başına indi bakalım? Bebeğim oradaydı. Annemin yaptığı bebek. Şimdi anlaşıldı. O zaman bana bir söz ver. Bir daha oraya tek başına inmek yok. Söz mü? Söz. Anlaştık mı? Anlaştık. Aferin benim akıllı kızıma. Annem kurtardı beni. Öyle mi? Kapıya bir vurdu, açıldı hemen. Senin annen kahraman o zaman. Evet, annem kahraman. Oh. Zeynep'in yemeği hazır. Buraya getirelim mi? Hayır, geleceğim. Tamam. Annem ne zaman gelecek? Annenin biraz daha işi var tatlım. Bitsin, gelecek. Bir dakika. Buradan bir ses geliyor. Bakayım ne diyormuş? Benim karnım çok acıktı. Hadi yemeğe gidelim. Hadi yiyelim. Oh. Bir kez bile evlatlık olduğumu hissetmedim. O kadar çok sevdiler ki beni. Bir kere bile başka ailem olsun demedim. Sen onların kızsın çünkü Cemre. Bilmiyorum beni. Onlarla bütün anılarım o kadar güzel ki. Şimdi sanki hepsinin üzerine bir karanlık çöktü. Sen onların öz kızı olmasan da gerçekten kızısın. Ne var biliyor musun? Sanki böyle içinde kötü bir his vardır. Onu unutursun, sonra tekrar tekrar hatırlarsın ya. Bütün anılarımın üzerine bir karanlık çöktü şimdi sanki. Bütün anılarımda o var. Anlıyorum. Ama daha çok yeni. Hepsi geçecek. Bilmiyorum. Ben neyi düşüneceğimi, neyi hissedeceğimi bilmiyorum. Kayboldum sanki. Geçecek. Biliyorum. Çok zor. Ama ben her zaman senin yanındayım. Ve hep yanında olacağım. Melih Bey'in platonik aşkı yıllar sonra karşılık mı buldu yoksa?
Şok, şok, şok. Üç mum yeter sanırım. Neyse, ne bitir artık, hadi ya. Şu hale bak. Resmen yıl dönümlerini organize etmeye gelmiş. Pes. Onu da gördük. Allah senin layığını versin. İyi de suçlu olan onlar, babam değil ki. Babam onlar yüzünden bu hale geldi. Mahkeme öyle demiyor ama kabahat babandaymış. Ya babam ölebilirdi. Onların zararı daha mı önemliymiş? Önemliymiş demek. Babanın canından onların zararı daha önemliymiş. Şimdi sen onu bunu bırak da biz bu 100.000 lirayı nasıl ödeyeceğiz? Ona cevap ver. Susarsınız değil mi? Tabii altından kalkamayınca susarsınız. Bir gün yüzü görmedik be. Son testlerimizin sonuçları hocam. Biliyorsun doktor Selim. Bugüne kadar kimleri kimleri değiştirdin. Ama bir kendine ayrın dokunmadın. Sağ ol. Kızın ayrın dokunsun bari. Senden sonra yalnız kalmasın. Sevebildiniz beni. Ben yapabilir miydim bilmiyorum. Size ait olmayan bir çocuğu nasıl bu kadar sevebildiniz? Sen bizim kalbimizdin kızım. Biz seni sevdikçe hayata tutundum. Annen seni son nefesine kadar sevdi. İnan ben de öyle seveceğim. Ne kadar şanslıyım şimdi. Sizinle olduğum için ne kadar şanslı olduğumu düşünüyorum. Eğer çok daha fazla şanslıymışım baba. O da o kadar şanslı mıydı acaba? Kim? Kardeşin dedin ya. Benim kadar şanslı mıydı baba? Bilmiyorum kızım. Ama istersen sen öğrenebilirsin. Nasıl? Nerede büyüdü? İnan bilmiyorum. Ama adresi bu. Ya istemezse beni? Seni tanırsa ister kızım. Tabii sen de istersen. Biliyor musun baba? Kardeşim olsun isterdim.
meğer varmış. Ben istiyorum baba. Görmek istiyorum sanırım ben. Git gör kızım. Bir yerde canının yarısı var. Git bul kardeşim. Peşini bırakma. Murat'a ne zaman söylemeyi düşünüyorsun? Bilmiyorum baba. Henüz değil, şimdi olmaz. Bakmaya doyamadım bakıyorum. Gerçi sen de haklısın. Belki de Murat'ı elde edebilmen için fırsat bu fotoğraf. Bilmiyorum. Ne? Benim tanıdığım melek bu fotoğrafın üstüne atlardı. Onu her seferinde Cemre'ye daha çok aşık buluyorum Ayşe. Cemre Murat'ı senden daha mı çok seviyor? Asla. Kimse Murat'ı benden daha çok sevemez. O zaman? Bilmiyorum Ayşe. Yani Murat ona öyle aşık ki, onu böyle bir şeye nasıl inandıracağımı inan ki aklımın ucundan geçiremiyorum. Her aşk biter canım. Yeter ki uygun koşullar sağlansın. Onun için her koşulu sağlarım, her koşulu. Yeter ki Cemre'den vazgeçebileceğine birazcık inanayım, birazcık. O zaman inan. Çünkü inanırsan olur. Cemre'den haber var mı? Yok. Sanırım hastanede iş uzadı. Bence Selim Bey yönetimi Cemre'ye devredecek. Olabilir. Selim Bey istiyordu zaten. Ama Cemre Zeynep'in yanında durmak için geri çeviriyordu. Niye şimdi Zeynep'in yanında değil? Ben yanındayım anne. Onun da annesi olarak yanında olması gerekiyordu. Üstelik bugün atlattığımız Badire'den sonra. Zeynep gayet iyi anne. Cemre'de ne yapması gerektiğini bilir. Bence bir sorun yok. Peki oğlum, peki. Yani şu saate kadar ortada olmaması bana normal gelmiyor. Ama sen öyle diyorsan öyledir. İyi akşamlar. Gel hayatım. Hoş geldin. Hoş buldum. Hoş geldin. Nasılsınız? Zeynep nasıl? Gayet iyi. Yemeğini yedi. Sonrasında uyudu. Sen ne yaptın? Yoruldum. Saniyede 103 bin kare oynatılarak gösterilen bir şimşek acaba ekranlara nasıl... Bir abla, ben mutfağı toparladım, yatıyorum. Vakit yatma vakti değil Nazlı. Neyle dönecek bu ev? Sana diyorum, yarım gün çalışmayla olmaz. Ne zaman eski düzene geçeceksin? Babam bir toparlasın, ben bulacağım bir çaresini. Ölme şeyim ölme. Babanı beklersek oho. Zaten 100 bin lira borcu da itelediler. Böyle mi ödeyeceksin? Ben çalışacağım, ödeyeceğim bir şekilde Sümbül abla, merak etme sen. Çalış o zaman. Ben babana bakarım. Yemeğini de yaparım, ilacını da veririm. Sen eski çalışmana dön ki işi de kaybetme. Bugün çok yoğun bir gündü bir tanem. Bestelim çıktı. Cemre. İyi misin? İyiyim. Yok yok yok. Sende bir şey var. Bir tanem. Yok bir şey.
Kızım, biz senin bebekken evlatlık aldık. Rahmetli annen öz annen değil. Ben de senin öz baban değilim. Ama bir kardeşin var. İkiz kardeşin. Tek yumurta ikiz. Günaydın. Senden? Bilmem. Babana gidip geldiğinden beri çok dalgınsın. Bir şey mi oldu bir tanem? Babanın işleri işte. Yine hastanenin başına geçmemi istiyor. Onları düşünüyorum hep. Sen ne diyorsun peki? Bilmem. Henüz daha iyi bir teklifi yok sonuçta, değil mi? O zaman ben bir teklif yapayım sana. Zeynep'e kardeş yapmayı teklif ediyorum. İşte bu gerçekten sürpriz. Sen de ben de tek çocuktuk. Sen mesela hep bir kardeşin olmadığına üzülürsün. Zeynep de bizim gibi yalnız büyümesin. Buraya. Kapatı, bizi mi dinliyorsun sen? Hı? Kardeşim olsun, ne olur, ne olur, ne olur. Şşt, acıkmadık mı? Hadi bakalım üstümüzü değiştirelim, sonra kahvaltıya. Babaanne bekler. Allah'ım sen yardım et. Baba, çok mu ağrım var? Yok, iyiyim ben. İyiyim. Hayırdır? Sen dışarı mı çıkıyorsun? Ha, şey, iş yerine gideceğim. Eskisi gibi tam gün çalışacağım yine. Aslında benim çalışıp sana bakmam lazım ama halimi göreyim. Babam. Şimdi ben çalışayım. Sonra sen çalışırsın, ha? Sana ağrı kesicinden vereyim. Bitsin kızım, bitsin. İyiyim ben. Akşam gelirken alırım ben bir kutu. Gideyim, geç kalmayayım baba. İyi bak kendine, tamam mı? Tamam kızım. Zümbül abla yemeğini yedirecek. Hadi güle güle git. Allah işini gücüne rast getirsin inşallah. Sağ olasın baba. Güzel kızım. Canım. Canım benim. Nasıl özlemişim seni. Ne iyi ettin Temelli dönmekle. Ben de sizi çok özledim Afsa teyzeciğim, gerçekten. Aslı teyze, ne oldu, durgunlaştınız bir an? Ne bileyim işte, öyle eskilere gittim birden. Yani bir sürü şey geçti gözümün önünden. En çok da sen geçtin, biliyor musun? Ben mi? Ne güzel arkadaştınız siz Murat'la. Bunlar hiç ayrılmazlar derdim. Ama işte insanın her istediği olmuyor hayatta. Olmuyor. Doğru. Bir de kalktın yurt dışına yerleştin. Yüzüne hasret kaldı kızım. Canım benim. Aa, çok ayıp ama Sinemciğim. Daha yemeğe başlamadık kızım. Çok ayıp ama.
Ay bırak yesin canım çocuk, acıkmıştır. Biz zaten alışığız beklemeye. Yalnız yıl dönümünüz için Cemre'ye hazırlattığın süit mükemmel oldu Murat. Görünce eminim bayılacak. Cemre'ciğim. Ben biraz sürprizi bozdum galiba. Özür dilerim. Yok canım, Murat'ın sürpriz yapacağını biliyordum zaten. Günaydın. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Yalnız bu güzel kız kocaman olmuş. Tanıdın mı sen beni? Melek teyzen, babanın çok eski arkadaşı. Hatırladın mı? Sinemcim de kocaman olmuş, baksanıza. Zeynepciğim, bak sana yeni arkadaş geldi. Kahvaltıdan sonra beraber oynarsınız ha? Senin kardeşin var mı? Yok. Senin? Benim de yok. Ama annemle babam bana kardeş yapacaklar. Anneciğim, hadi bakalım. Kahvaltıya başlayalım. Gel anneciğim, biz de yiyelim. Ablacığım, bak nasıl olmuşum. Çok güzel olmuşsun ablacığım. Eldekilerle bu kadar oluyor. Allah'tan malzemeyi. Biliyor musun abla, ben parayı bir bulayım. İşte sen beni o zaman gör. Nasıl giyinilirmiş, sokağa çıkılırmış herkes görecek. Yani sokak dediysem başka yerler tabii. Burada yaşamayacağım ben. İnşallah istediğim gibi olur bir tane. Hadi ben çıkıyorum, geç kalmayayım. Para mı o ya? Ya ablacığım bende de yok ya. Ya abla hiç mi yok? Bir bakayım. Yani ablacığım. Benim bir tek yok param var. Tamam ablacığım, bu benim işimi görür. Oyacığım ben yürüyerek mi gideyimmiş ablam? Ama abla evde ışık çok kötü. Sahile gidip video çekeceğim. Hem söz veriyorum ben seni ileride hiç yürütmeyeceğim güzel ablam. Alo. Merhaba Melih. Merhaba Cemre. Nasılsın? İyiyim. Şey Melih, ben kardeşimi görmeye gideceğim. Sen de benimle gelmek ister misin? Tabii, tabii gelirim. Çok teşekkür ederim. Ne teşekkürü Cemre? Biliyorsun senin için her şeyi yapmaya hazırım. Ve hep yanındayım. O zaman ben gelip alırım seni, olur mu? Tamam, bekliyorum. Beraber gideriz. Tamam, görüşürüz. Hoşça kal. Cemre Hanım'la Doktor Melih kaçamaklarda bugün buluşacaklar. Demin konuşmalarını duydum. Kötü bir şey yok değil mi? Hayır. Hayır yok. Afiyet olsun. Gelsek. Teşekkürler. Ben birazdan otele geçeceğim. Sen de gel istersen benimle. Canım ben sonra geçeyim. Biraz işim var. Tamam. Murat'cığım ya benim de dışarıda biraz işim var da o yüzden hemen otele geçmeyeceğim. Sen sinema otele bırakabilir misin? Tabii. Ben seninle gideceğim. Ama bir tanem benim biraz işim var. Bana ne? Ama üzme anneyi böyle Sinem. Sinemciğim, istersen gel Zeynep'le oyuna gidene kadar. Hem babası onu da otele götürecek. Birlikte geçersiniz ha?
E peki madem, hadi bakalım. Gel bakalım. Neredesin? Sait abi geç kaldım, özür dilerim. Anca özür dilersin zaten. Bu ay ikinci oldu bu Nazlı Hanım. Akşam geç çıkarım Sait abi. Zaten tam gün çalışmaya döneceğim ben. İşi bitirir öyle çıkarım, merak etme. Olmaz. Bana akşam geç çıkacak eleman lazım değil. Vaktinde gelecek eleman lazım. Artık yeter. Nasıl yani? Kovuldun. Buyur gidebilirsin. Abi yapma ne olur. Mecbur kalmasam geç kalır mıydım hiç? O benim problemim değil kızım. Hadi beni oylama. Buyur git. Sait abi, sen böyle konuşmazsın. Ne oldu, bir şey mi oldu? Ben bilmeden bir hata falan mı yaptım? Daha ne yapacaksın kızım? İşin erken gelmiyorsun. Abi, haftalığından kes istersen. Bak ben... Sait abi, ben mecbur kalmasam gerçekten... Bak benim işe ihtiyacım var. Ne olur bana bir şans daha ver, olmaz mı? Ha? Olmaz kızım, olmaz. Burada sana iş yok. Gidebilirsin, hadi. Hadi git, git artık. Allah'ım affet beni. Ne yaptım? Ne yaptın? Yolladın mı? Yolladım. Sözünden caymayasın sonra. Böyle bir yanlış yapmazsın değil mi? Yapmam. İnşallah. Tamam kovdum. Daha ne istiyorsun ya? Yok hani. Sen yumuşak yüzlü bir adamsın. Yeri gelir. İş ister. Sen de acırsın. Tekrar iş verirsin. Böyle bir yanlış yapmazsın değil mi? Hı? Anlaştık mı? Anlaştık. İyi. Bunu alabilirsin. Bir tanem. Ne oluyor? Benim bebeğimi almak istiyor. Kızım. Ama bir misafir o. Bırak oynasın. Sen sonra yine oynarsın. Hı? Hazır mıyız? Gidiyor muyuz baba? Gidiyoruz bir tanem. Arkadaşın da bizimle gelecek. Canım, benim hemen çıkmam lazım. Hastaneye mi? Evet. Akşam sana bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Şimdi sorma. Akşam konuşuruz, olur mu? Olur. Görüşürüz. Belki sen de korktun ama beni korudun. Karanlıkta ışığım oldun. Belki umutsuzdun, bana umut oldun. Ne çektin kim bilir, ne büyük emektir. Ne hakkın ödenir, ne sevgin tükenir anne. Canım anne. Vallahi olan param bu.
Yoksa seni niye üzeyim? O zaman kusura bakmayacaksın teyze. Bu kadar paraya taşınmaz bu kömür. Burada 2 ton kömür var. Ben de dua ederim sana. Ev sahibi dua kabul etmiyor ki. Trink istiyor parayı. Vermeyeceksen beni oyalama. Ben gidiyorum. Hadi eyvallah. Teyze. Teyze. Sen kömür taşıyacak birini arıyorsun galiba. Arıyorum da kızım. Kimse bu parayı taşımıyor. Ben taşırım. Sen mi? Git kızım. Senin canın ne ki? Teyze. Taşırım. Hem taşıyamazsan parasını vermezsin. Ne olacak ki? Buyur komşu. Hayırlı günler Sibel Hanım. Buyur bakalım. Ah. Bunlar ne? İhtiyaç olur diye. Hayırdır? Ya Halit abinin durumu belli. Bir komşuluğumuz dokunsun birbirimize. Bundan sonra da bir ihtiyacınız olursa mutlaka bana geleceksiniz. Tamam? Allah Allah. Başka derdin yok öyle mi? Hayrola. Ya Sümbül Hanım dedim ya. Komşuyuz biz. Birbirimize destek olacağız. Hem ne demişler? Komşu akrabadan evvel. Doğru mudur? Doğru. O zaman içeri buyurun bir acı kahvemizi için. İçelim bakalım. Ramazan arabada bekle. Tamam abi. Nazlı. Tanıyamıyordum. Kız yüzün gözün ne olmuş? Ne yapıyorsun sen burada? Çalışıyorum. Kömür taşıyan kız. İşten çıkardılar. Babamın ilaçlarını almam lazım. Ya ağır değil mi bunlar? Nasıl taşıyorsun? Herkes gibi. Dur şimdi dur. İş mi bulmak lazım sana? Şu aşağıdaki Steyler Otel var ya. Hani 5 yıldızlı büyük otel. Oraya eleman arıyorlarmış. Yani 1-2 kişi almışlar ama sen de başvur, belki seni de alırlar. Olur inşallah. Sen de geç kalmadan git o zaman, inşallah olur. İnşallah. Hadi kafan gelsin kızım. Sağ ol. Kardeşim varmış.
Yıllar sonra bunu öğrenmek o kadar tuhaf geliyor ki bana. Ama eminim, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Her şeyin eskisi gibi olmasını mı isterdin? Dün gece ben de bunu düşündüm hep, biliyor musun? Eğer babam bana evlatlık olduğumu söylemeseydi, bir ikiz kardeşim olduğunu söylemeseydi nasıl olurdu diye düşünüp durdum hep. Nasıl olurdu? Bilmem. Bildiğimle yetinirdim herhalde. Yani daha fazla aklıma gelmezdi. Ama içimde hep bir eksiklik vardı, biliyor musun? Eksiklik? Nasıl bir eksiklik bu? Ben yıllarca sanki yanımda biri olmalıymış gibi hissettim. Yani sanki daha az önce gitmiş ya da henüz gelmemiş gibi hissettim. Hep öyle geldi bana. Bu geldiğinde de o eksiklik giderilecek gibi hissettim. Yani sen yıllarca böyle bir hisle mi yaşadın Cemre? Evet. Yani anlatması kolay değil Melih. Sanki böyle o eksikliğim kardeşimle beraber giderilecek gibi geldi bana. Öyle hissediyorum şimdi. Selim Bey bence de çok doğru bir karar vermiş. Nereye gidiyor bunlar ya? Kesin bir açık vereceksin canım. Neden edemiyorum. Daha önceden söyleyemez miydi? Babam diyorum. Yani neden şimdi söyledi ki? Doğru zaman şimdiydi belki de. Neden şimdi? Ben de onu anlamıyorum. Neden şimdi? Ben bir bilmiyorum. Biliyor. Bence sen biliyorsun da benden bir şey saklıyorsun. Hayır canım. Niye bir şey saklayayım senden? Ya neden şimdi söyledi diyorum Melih. Yani sebebi yok. Bence var. Ne oluyor Melih? Daha ne saklıyorsunuz bana? Ben her şeyi öğrenmek istiyorum şu anda. Cemre lütfen. Lütfen Cemre. Ne lütfen? Gerçekleri bilmeyi hak etmiyor muyum ben Melih ha? Bana sorma. Eğer arkadaşımsan söylersin Melih. Selim Bey çok hasta. Kanser. Ve çok az zamanı kaldı. Korkma, bir şeyim yok. Acıdı biraz ama geçti. Geçti bir tane. Geçti. Uf.
Cemre. Cemre. Belki sen de korktun ama beni korudun. Karanlıkta ışığım oldun. Belki umutsuzdun, bana umut oldun. Ne çektin kim bilir, ne büyük emektir. Ne hakkın ödenir, ne sevgin tükenir anne.